Bu ikinci dönemimizde arkadaşlar ilk ünitemizi Atatürk ülkeleri inkılap tarihi dersimizde Türk inkılabı ve inkılap hareketleri konusuna yer verdik ve biz de birlikte bu konuyu işleyeceğiz. Muhtemelen bir haftada bitmeyecek, iki haftada bitecek bu konumuz. Bu süreçte bazı ünitelerimiz 2 hafta devam edecek, bazı ünitelerimiz de bir hafta bitecek ve sonuçta biz bu ünitelerin tamamını bitirmiş olacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 1919'dan başlayan 1922'nin 9 Eylül'üne kadar süren bir milli mücadele döneminin fikri ve düşünsel zeminin dışında bir de 21'de başlayan yani 20, 21, 22, 3 yıl süren aralıklarla tabii 3 yıl süren bir silahlı mücadele vardı. Ve bu silahlı mücadele de tamamlandıktan sonra artık Cumhuriyet'in de ilanıyla beraber yeni devletin temellerinin atılması, yeni daha doğrusu yeni temellerin, yeni devletin sağlam temeller üzerine yükselmesi ve yönünün farklı bir yöne doğru evrilmesi ve daha çağdaş, daha yüzünü batıya dönen hem kültür hem de sosyal hayatta birçok alanda yani ekonomi, kültür, sosyal, eğitim birçok alanda tamamen eski düzenin dışında bir düzen oluşturmayı hedefleyen bir dizi inkılap hareketlerini görüyoruz. Yani bir dizi yenileşme, yeni hareketler, inkılap hareketleri. Tabii Osmanlı'daki yenileşme gibi değil bunlar. Onun için inkılap diyoruz zaten. İnkılap da Arapçadır. Bu terimlerle ilgili de biraz zaten kitabınızda şey var. PDF'yi indirin. Orada ayrıntılı olarak da bu ünitenin sonuna doğru bilgiler var. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türk inkılabını 3 aşamaya ayırmış. Bu aşamalardan birincisini 1919'da 1922 yılları arasındaki dönemi kapsayan hem fikri anlamda hem de silahlı mücadele anlamında düşmanın yurttan atılmasını hedefleyen bir aşamaydı bu aşama. Ve bu aşama 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla beraber tamamlanmış oldu. İkinci aşama ise Anadolu'yu işgali kurtardıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal ya da uluslararası anlamda resmiyetinin kazanılması, tanınırlığının kazanması ve siyasi, iktisadi bütün bağımsızlığın elde etmesi ve bütün bu kurumlarıyla birlikte o kendisiyle savaşan, kendisini yok etmeye çalışan ülkelere karşı tanınmasını sağlayacak bir süreçti. Bu süreçte 1923 Lozan Barış Anlaşması, 1923, 22, 23, 24 o süreci kapsayan Lozan Barış Süreci ve Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte yeni Türkiye Devleti muhasımları tarafından yani kendisini yok etmek isteyen düşmanları tarafından tanınan bir ülke olmuş ve tam bağımsız, her yönüyle tam bağımsız bir ülke haline gelmişti. Üçüncü aşama ise bu tam bağımsız ülke haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kalmasını sağlamak, kurumlarının daha işler hale getirmek, eğitim ve kültür alanında daha ileri götürmek, toplumu eğitmek, toplumun kültür seviyesini yükseltmek ve bir daha da Osmanlı Devleti'nin yaşadığı problemleri yaşamamak üzere toplumu bilgilendirmek, bilinç seviyesini yükseltmek. Üçüncü aşama olarak da bunu hedeflemiştir. Ama daha özelde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk inkılabının nedir diye sorduklarındaki tanımında ise Türk milletini son asırlarda geride bırakmış olan bütün kurumların, müesseselerin yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerin ya da medeni ihtiyaçlarına göre ilerlemesi temin edecek yeni kuruluşlar, yeni kurumlar, yeni müesseseler kurmuş olmak olarak ifade etmiştir. Atatürk
Türk'ün önderliğinde, liderliğinde başlayan, devam eden ve sonuçlanan milli mücadele, Türk İnkılabı her yönüyle özgün bir modeldir. Ya bir yerden alınmış, bir yerden kopya edilmiş bir model değildir. Tamamen kendi içinden çıkmış, kendi şartları içinde doğmuş, kendi toprağına dayanan, yerli ve kendi insanının ve kendi insanının iradesine dayanan bir modeldir. Onun için de başarı seviyesi yüksek olmuştur. Türk İnkılabı'nın en önemli unsuru bağımsızlık, tam bağımsızlık. Yani her şeyiyle tam bağımsızlık. Bu çok önemli bir olgudur. Çünkü 20. yüzyılda emperyalizme karşı verilen en önemli ulusal mücadelelerden birisidir. Türkiye, Türk ulusal mücadelesi. Ve Türk ulusal mücadelesi ne Rus devrimi gibi ne de Fransız ihtilali gibi bir sınıf mücadelesi üzerinden değil, topyekün milletin birlik içinde yürüttüğü topyekün bir savaşın sonucudur. Yani sınıflar arası bir çatışma ya da bir savaşın sonucunda oluşan bir model ya da bir örgütlenme ya da bir inkılap hareketi değildir. Tamamen milletin ihtiyaçlarından, milletin azminden, milletin iradesinden ve milletin her alandaki mücadelesinden doğmuş bir yapıdır. Bir çağdaşlaşma modelidir aynı zamanda Türk İnkılabı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Güney Afrika, Güney Asya ve Kuzey Afrika'da da birçok devlete, birçok millete örnek olmuş ya da onlar tarafından örnek alınmış bir modeldir aynı zamanda. Niye İkinci Dünya Savaşı sonrası? Çünkü Dünya Savaşı'na kadar buralarda çok yoğun bir sömürge baskısı, yoğun bir tehdit olduğu için bu sıralarda böyle bir şeyin olması burada mümkün değil. 1945'ten sonra yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya belli bir durağan bir hale geldiği için biraz daha bu işler, bu işlerle uğraşmak kolaylaşmış ya da yürümüştü. Onun için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey Afrika ve özellikle Güney Asya devletleri Türk modelini, Türk kurtuluş modelini kendilerine örnek olarak almışlardı. Türk İnkılabı'nın değişik alanlardaki yenilikleri, değişik alanlardaki faaliyetleri ya da gelişmeleri konusunda da başlık başlık gidersek bunlardan ilk başlık olarak ele alacağımız başlık hukuk alanındaki başlıklardır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde iki tip hukuk şeyi vardı, anlayışı vardı. Birisi şer'i hukuktu, din kaynaklı, birisi de örfi hukuktu. Gelenek, görenek ve normlar açısından ve uzun bir süreyi kapsayan bir deneyimler açısından elde edilen bir hukuktu. Tanzimat fermanı ile birlikte ve Tanzimat dönemi denilen ıslahat fermanı ilanına kadar süren bir 20-30 yıllık bir süreç ve sonrası da o etki devam etti. Bu süre zarfında batılı hukuk, şer'i örfi hukukun yanında batılı hukuk ya da çağdaş hukuk o günkü terimiyle ve Fransa, İtalya örneklerinden bazı hareketlerle hukuk anlayışı temellerinde bazı gelişmeler ve bu hukuk anlayışının alınması yönünde iradeler olduğunu görüyoruz. Ancak bu alandaki en köklü değişikliği tabii ki Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924 yılında şer'iye mahkemelerinin kaldırılması ve sonrasında 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle birlikte hukuk alanında yapılacak düzenlemelere yoğun bir şekilde başlandı. Bu dönemde daha çağdaş, daha laik ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir hukuk sistemi oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu sürede 1921 Anayasası olağanüstü şartlar altında oluşan bir anayasa olduğu için bir süre sonra Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bu anayasada bazı
değişiklikler yapılması kaçınılmazdı. Ve bu değişiklikleri de özellikle de Cumhuriyet'in ilanı zaten bu değişikliği yapmayı zorunlu kıldı. 20 Nisan 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1924 Anayasası dediğimiz anayasa kabul edilmiş oldu. Tabii o dönemde anayasa değil adı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu asıl adı. Yani teşkilatı kuran kanun, yani teşkilatın esas kanunu. Anayasa ifadesi 1961 anayasasıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin literatürüne girmiş bir şeydir. Ondan önceki bütün literatür teşkilatı esasiye üzerine oluşturulmuştur. 6 bölüm ve 105 maddeden oluşan bir anayasa bu anayasa. Anayasanın özelliklerine de kısaca baktığımız zaman 1924 anayasasında da 1921 anayasasında olduğu gibi kuvvetler birliği ilkesinin benimsenmeye devam edildiğini görüyoruz. Ancak yargının bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı da kabul ediliyor. Yeni anayasada devletin bir cumhuriyet egemenliğinde kayıtsız şartsız millete ait olduğu, ulusa ait olduğu vurgulanıyor. Bu da ilk defa ilk defa burada 1929 Ekim 1928 Cumhuriyet'in ilanı ile beraber Cumhuriyet'in kavramı, bir yönetim şekli olarak kavramı 1924 Anayasası'na girmiştir. İlk defa 1924 Anayasası'na girmiştir anayasalarda. Yine 24 Anayasası'na göre resmi dili Türkçe, dini İslam'dır. Ancak laik devletle toplum düzeni kurmaya yönelik olarak halifelik kaldırılıp şeriye ve evkaf vekaleti kurulunca, bakanlığına son verilince, bunun yerine devletin dininin anayasadan belirtilmesi bir çelişki oluştu. Yani 1928 yılında laiklik kavramı anayasaya girdiğinde ve hem halifelik hem de şeriye ve evkaf vekaleti bakanlığı kaldırılınca ortada anayasal olarak birbiriyle çelişen bir kavram oluşmuştu. Bu kavramı da 10 Nisan 1928'de bir değişiklik yapılarak Anayasa Mahkemesi'nde devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılarak anayasa laik bir görünüm ya da laik bir nitelik kazanmış oldu. 1960 askeri darbesiyle birlikte 1924 Anayasası yürürlükten kaldırıldı. 1924 Anayasası'nın zaman içinde de 7 kere değişikliğe uğradı. Bu değişikliklerden en önemlisi de 5 Şubat 1937 yılında CHP'nin 6 ilkesi dediğimiz ilkeler anayasaya girmesi de olmuştur. Böylece anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır ifadesi anayasanın metninde yer aldı. Bu sırada belki de Türkiye'deki en önemli değişiklik medeni hayatta oluşan ya da medeni hayatı ilgilendiren konulardı. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü de bu dönemdeki en önemli olaylardan birisiydi. Medeni kanun toplum hayatını düzenleyen kurallarla aile, eşya, borçlar, miras, bütün bu kuralları medeni kanun düzenler. Bu medeni kanunun İsviçre'den alınması hikayesinin de Mahmut Esat Bozkurt'un İsviçre'de eğitim görmesi ve aynı zamanda da Adalet Bakanı, o sırada Adalet Bakanı olmasının etkili olduğu görülüyor. Çünkü Mustafa Kemal bu medeni kanun düzenlenmesiyle ilgili
Mahmut Esat Bozkurt görevlendirmişti. O da sadece Mahmut Esat Bozkurt'un burada İsviçre'de eğitim görmesi yetmiyor. Sadece o değil, İsviçre Medeni Kanunu'nun alınması. Onun yanında İsviçre Medeni Kanunu Avrupa'da en son çıkarılan ve en son hükümlerin yer aldığı bir kanundu. Ve aynı zamanda yine demokratik, laik, anlaşılması kolay, sosyal içerikli bir kanun olması nedeniyle de İsviçre Medeni Kanunu alınmış oldu. Bu kanunla beraber, medeni kanunla birlikte aile hayatıyla ilgili evlenme, boşanma işleri düzenleniyor. Devlet tarafından yapılacak resmi nikah sistemi benimseniyor ve tek eşli evlilik koşulu getiriliyor. Kadınlara istediği kişiyle evlenme hakkı tanınıyor ve aynı zamanda kadınlara boşanma hakkı da sağlanıyor bu kanunla. Yine miras konusunda kadın erkek eşitliği getiriliyor. Kadın ve erkekler mirastan eşit pay, yani anne babasından kalan mirastan eşit pay alma noktasında bir kural getiriliyor. Ve çok uzun yıllar bu 1926 Türk Medeni Kanunu yürürlükte kaldı ve 2001 yılında değiştirildi bu kanun ve 2002 yılında da yürürlükten kaldırıldı ve artık yeni medeni kanun kullanılmaya başlanmıştır. Bu sırada bir diğer yenilik de Türk Ceza Kanunu'dur. Türk Ceza Kanunu'nda elbette ki olayların, suçların karşılığı olan ve onların ceza almasını sağlayan en önemli olaydı. Bu kanun toplum düzeninin sağlanmasında etkili olan suç ve cezaların, tabii caydırıcı suç ve cezaların tasnifi ve belirlenmesinde büyük önem taşıyordu. Batı ülkelerinin ceza kanunları incelendi, hepsi bir araya getirildi. Bizdeki suç şekilleri incelendi, suç konuları incelendi ve bununla göre de bir düzenleme yapıldı. Ve Batı'daki bu kanunlar Türk Ceza Kanunu'na uygun hale getirilmeye çalışıldı ve bu durumda da oluşturulan ceza kanunu, yani İtalyan Ceza Kanunu 1 Mart 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türk Ceza Kanunu'nun amacı kişi hak ve özgürlükleri, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devleti, kamu sağlığı ve çevreyi, toplum barışını korumak ve bu barışın devamını sağlamak, bu barışı bozanlar için de cezai işlemleri yapmak ya da cezalandırmak. Yeni Türk Ceza Kanunu 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve sonucunda kabul edildi. Bunun dışında birçok farklı kanunlar da kabul edildi. Bunlardan bir tanesi Türk Ticaret Kanunu. Türk Ticaret Kanunu yine 1926 yılında kabul edildi ve 1956 yılına kadar da bu faal olarak kullanıldı. Türk Ticaret Kanunu Alman ve Fransız kanunlarından derlenerek oluşturulmuş bir kanundu. Türk Medeni Kanunu kabulünden sonra bir de İsviçre Borçlar Kanunu. Çünkü borçlar meselesi de medeni kanuna dahildi. İsviçre Borçlar Kanunu'na dayanan bir borçlar kanunu hazırlandı. Ve bu kanun 1926 yılının 22 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yine Medeni Kanunu'la ilgili olarak İcra-i İflas Kanunu, bu kanun da 9 Haziran 1932'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi de kabul edildi. Mart 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hakimler Kanunu adı altında bir kanun kabul edilerek hakimlerde bulunması gereken vasıflar, nitelikler, işte hakim olma şartları, bütün bu kurallar ve özlük işlemlerini düzenleyen bir kanundu bu Hakimler Kanunu. Bu önemli bir kanundu. Yine atık inkılapları içinde en önemlilerden bir tanesi kadın hakları ile ilgili inkılaplardı. Milli mücadelenin zafere sonuçlanmasından sonra kadınların siyasi haklarla ilgili ve ilk olarak kadınların siyasi haklarını gündeme getiren ve haklarını alma noktasında ilk ortaya çıkan kişi Nezihe Muhittin Hanım'dı. Nezihe Muhittin Hanım'dı. Nezihe Muhittin Hanım bir yapılanma içindeydi ve 1923'te kuruluşunu tamamlayarak kurulması için devlete başvurdu. Kadınlar Halk Fırkası kuruldu ama İçişleri Bakanlığı'nın bu kuralları ya da kanunları buna o dönem için çok şey değildi, uygun değildi. Ve o da partileşmek yerine 7 Şubat 1924'te Türk Kadınlar Birliği adı altında bir birlik oluşturdu ve bu birlik Türk Kadınlar Birliği kadın hakları ile ilgili çalışmalarına siyasi zeminde devam etti. 1930'lu yılların başında kadının sosyal ve iktisadi yaşamı faaliyetlerinin artması ile birlikte Mustafa Kemal de bu artışı görmüş. Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapma yoluna girmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Nisan 1930'da kabul edilen yeni belediye kanunuyla birlikte kadınlara seçme seçilme şartı, önceden seçme seçilme şartında sadece erkek yazıyordu. Bu seçme seçilme şartını Türk olmak olarak ifade ederek kadınların önündeki seçme ve seçilme engelini de ortadan kaldırmış oldu. Buradaki tek belirleyici unsur kadın erkek fark etmeksizin Türk olmak idi. 1930 yılında belediye seçimlerinde ilk defa kadınlar seçme ve seçilme haklarını kullandılar. 1930 yılında ilk defa belediye seçimlerinde. Kadınların belediye meclisi üyeliği seçimlerinin katılımının sağlanmasından sonra 26 Ekim 1933'te köy kanununda bir değişiklik yapılıyor ve bu değişiklikle birlikte Türk kadınlarına muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Son olarak da 5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasada bir değişiklik yapılıyor. Bu değişikliğe göre 30 yaşını bitiren kadınlara milletvekili, 22 yaşını bitiren kadınlara oy kullanma, yani milletvekili seçme hakkı veriliyor. Dolayısıyla bu hakla birlikte kadınlar Türkiye'de ki dünyada yoğun bir ses getiriyor bu açıkçası. Çünkü dünyada da bu tarihte veren yoktu bu hakkı. Bu hakkı ilk veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti idi. Çoğu devlet Fransa, İngiltere gibi Türkiye'den 10 yıl, 15 yıl sonra bu hakları verdiler. Ve 1935 yılında yapılan ilk genel seçimde meclise giren milletvekillerimiz 18 kadın milletvekilimiz vardı. Bu dönem için çok önemli bir gelişme, çok önemli bir olaydı.
Bir diğer inkılaplar çerçevesinde yapılan bir diğer inkılaplar ya da yenileşmelerse özellikle eğitim ve kültür alanında. Yani eğitim ve kültür alanında açıkçası bir ulus oluşturma, bir millet yaratma noktasında kültür ve eğitim alanına çok dikkat edilmesi gerekir. Bunu maalesef çok yapıldığı söylenemez. Günümüze kadar da geldi. Eğitim ve kültür alanı bir toplumun genç nesillerinin karakterini, kimliğini oturtan çok önemli bir olgudur. Ve bu olguyu da göremeyiz ve buna göre de hareket etmek zorundayız. Ancak yine de eksikliklere rağmen birçok şey yapıldı. Mesela 1921 yılında savaş devam ederken, İstiklal Harbi devam ederken Mustafa Kemal'in emriyle Abdullah Abdü Supi, Hamdullah Supi Tanrı Överen'in teklifiyle Ankara'da tam da Kütahya-Eskişehir muharebelerinin yapıldığı ve biz Kütahya-Eskişehir muharebelerinde de yenildik bu arada. Tam bu hengameli dönemde Ankara'da Maarif Kongresi toplandı. 15-22 Temmuz 1922'de. Maarif Kongresi. Maarif Kongresi çok önemli bir kongreydi. Çünkü savaş devam ederken Atatürk toplumun bir taraftan da eğitim ve kültürel anlamdaki etkisizliğini ve bir şekilde toplumun genç nüfusunun ayakta kalmasını sağlayan ve hem ruh dünyasını, düşünce dünyasını, devlete bağlılığını birçok yönden sağlayacak olan eğitim konusuna çok ciddi çok ciddi ne diyelim ona, bir deneyim yaşandı. Ve birçok kararlar alındı. İlkokul ve orta öğretim programları, kırsal kesime öğretmen yetiştirme programları gibi birçok program geliştirildi ve bu konu. Çünkü bu tarihte Türkiye'nin %85'i kırsalda yaşıyordu. Köy ve köylük yerde yaşıyordu. Geri kalanı şehirliydi. Dolayısıyla eğitimi kırsaldan başlatmak zorunluluğu da vardı. Ama tabii ki yine de savaşın etkileri, savaş istenilen seviyeye gelmesini engelledi eğitimin. Ulusal eğitimin amacı ve izlenecek ilkeler dönemin Maarif Vekili İsmail Sabah Özer aldı. Bakanın döneminde bir düstur geliştirildi. Yani bizde bu misak-ı milli, misak-ı iktisadi kavramlarının yanında bir de misak-ı marif kavramı vardır. Bu da eğitim andı demektir. Önemli bir dolayısıyla bu misak-ı marif eğitim andı 8 Mart 1923'te kabul edilerek Türkiye'nin önünde bir açılım yaptığını, bir kültürel eğitim andı, bir ileriye doğru gitmenin olduğunu gösteriyor açıkçası. Yine eğitim alanlarında eğitim işlerini düzenlemek ve gerekli programları hazırlamak amacıyla 1924 yılında 1923 yılında daha doğrusu Temmuz ayında bir heyet toplanıyor. Buna ilmi heyet, birinci ilmi heyet toplantısı deniyor. Bu heyet bütün bu eğitim işleriyle ilgili yapılacakları düzenlemeleri, kanun tasarısı ya da işte neyse ne, bütün o düzenlemelere dair hepsini bu ilmiye heyeti, yani heyeti ilmiye yapacaktı. Yine bu sırada yurt dışından uzmanlar getirildi. Çok önemli uzmanlar getirdi. Bunların en başında da
kişilerden bir tanesi. John Dewey. John Dewey ilginç bir kişi. Hem kütüphanecilik, hem eğitim, hem üniversite noktasında çok önemli bir kişi ve Türkiye'ye çok büyük faydası oldu John Dewey'in. 1924 yılında Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de birçok alanda eğitim kurumlarında birçok diyelim sorunları araştırdı. Neler yapılabileceğini araştırdı. Bununla ilgili raporlar verdi. Yine eğitimle ilgili Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisat, tedrisat eğitim demek. Tevhid birleştirmek demek. Bu ne demek? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Eskiden 5-6 farklı çeşit eğitim sistemi vardı. Yani devlet okullarında resmi vardı, tekke ve zaviyelerin, medreselerin vardı, vakıfların vardı, gayrimüslimlerin vardı. Farklı farklı okulları vardı bir sürü ve bu kanunla birlikte, yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla birlikte bütün bu okulların hepsi tek çatı altında Milli Eğitim Bakanlığı'nın altına toplanmış oldu. Bunun dışında Şer'i Efkaf Vekaleti'ne de bağlı olan okullarda yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatısı altına konmuş oldu. Aşağıdaki, tabi bu arada tabi Şer'i Efkaf Vekaleti dağıtılınca ortada bir din adamı yetiştirme konusu da sorunu çıktı daha doğrusu. Bu sorunu gidermek için de bazı çalışmalar yapıldı. Bunlardan en önemlisi de İstanbul Üniversitesi'nin Darülfünun altında bir İslam Fakültesi kuruldu. İlahiyat Fakültesi kuruldu arkadaşlar. Ya da dilimiz de zor dönüyor bu arada. Bu ilahiyat fakültesinde din görevlisi yetiştirmek ve bunları yetiştirecek kişileri yetiştirmek üzere bir eğitim planlaması yapıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, az önce söyledim, medresenin kapatılmasına dair herhangi bir hüküm yer verilmemişti o kanunda ama din eğitimi vermek üzere ilahiyat fakülteleri açılınca medreselerin de hiçbir anlamı kalmadı ve o okullara daha çok yöneldi insanlar. Daha sonra da 1924 yılında kanun olmasına rağmen, yasa olmamasına rağmen Vakıf Vekili Vasıf Bey, Vasıf Çınar. Vasıf Çınar da çok önemli bir kişidir. 11 Mart 1924'te bir genelge yayınlamış ve bu genelgeyle medreseleri kaldırmıştır. ...1926 yılında bakanlığın kurulmasıyla ilgili bir kanun düzenlendi. Bu kanunun adı Maarif Teşkilatı hakkında kanundu. Çünkü Maarif Teşkilatı bütün bu eğitim sistemini, eğitim yapılanmasını, öğretmenin hepsini tek çatı altında toplamak zorundaydı. Bu nedenle de böyle bir çatıya ihtiyaç vardı. Maarif Vekaleti'nin altında iki şube açıldı. Bunlardan birisi Dil Heyeti, ikincisi de Talim Terbiye Dairesi'ydi. Talim Terbiye Dairesi devam ediyor hala günümüzde. Dil Heyeti ise devam etmiyor. Ama Türk Dil Kurumu'na da devredildiği için Türk Dil Kurumu uğraşıyor daha işte. Yeni Türk Devleti'nin ana hedefi herkese parasız eğitim. Yani herkese okula ulaşma
sözü ve herkese eğitim, bedava eğitim hakkı verilmesi. Bunun şuna şey yapıyor, yani uzun yıllar cahil kalmış bir toplumun mutlaka cehalette mücadele ederek hızlı bir şekilde bunu ortadan kaldırma düşüncesiydi. İlköğretimin amacı olarak temel yurttaşlık bilgileriyle donatılmış Türk inkılabını benimsemiş yurttaşların yetiştirilmesidir. Yurttaşlık bilgileriyle donatılmış ya da vatandaşlık bilgileriyle donatılmış Türk inkılabının benimsemiş yurttaşlara yetiştirilmesidir. İlkokulun tek görevi bu. Başka bir görevi yok. Yani çocuklara ulusal kimlik verecek, ulusal kimlik kazandıracak bir müessese. İlk yönetim böyle görüyor devlet. Ve bu nedenle de fırsat eşitliğini de sağlamak amacıyla okulları karma eğitime dönüştürmüşler. Ve bu cinsiyet ayrımları da ortadan kaldırmışlardı. Da çok önemli bir şeydi, bir durumdu. Yani karma eğitime geçmek. Yine eğitim alanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilk öğretimle ilgili en temel sorunlardan biri okul sorunuydu. Ve elbette ki okulla birlikte öğretmen sorunuydu. Özellikle kırsala gelmiş olan kırsaldaki %85'i kırsal olan bir toplumun kırsala ayağını öğretmen götürmek gerekiyor. Okul götürmek gerekiyor. Onların cahil kalmamasını sağlamak gerekiyor. Hatta ve hatta sadece değil, sadece kırsal kesimin eğitim, öğretim şeyini yaparken ortaokul, lise, üniversite gibi durumlara da bir taraftan bakmak zorundaydılar. Çünkü ilkokul, ortaokul, ortaokul, liseyi, lisede üniversiteyi öğrenci yetiştirmek üzere kurulmuş bir sistemdi. Sistem. 1936 yılında Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, aynı zamanda Saffet Arıkan'ın bir özelliği de Atatürk'e, Atatürk soy ismini veren ya da yazan ya da veren kişidir Saffet Arıkan. 40 bin köyün 35 bininde öğretmen yok diyor. 1935. 40 bin köyün 25, 35 bininde öğretmen yok. Bu çok dehşet bir rakam. Çok dehşet bir rakam. Cumhuriyet döneminde Rüştiye, İdadi, Sultani gibi okullara verilen öğretimde de önemli düzenlemeye gidildi. Yeni şeyler açılmaya başlandı. Mektepler, orta mektep, lise, işte benzer okullar açılmaya başlandı. Ve bir nevi eğitimde bir zincirleme modeli oluşturmaya çalışıyor. Yani ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar okuyabilen, eğitilebilen, imkanı olabilen gidebileceği bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Elbette ki bunlardan, bu eğitim şeylerinden bir tanesi de karma eğitimdi. Çünkü karma eğitim önemli bir şeydi. Özellikle eşitlik ve cinsiyet ayrımını yok etme açısından önemli bir şeydi, olaydı. Orta öğretim ders programlarında da değişiklikler yapıldı. Arapça ve Farsça dersleri çıkarıldı. Türkçe, coğrafya ve edebiyat dersleri kuruldu. Burada tabii Atatürk'ün de tarihe merakı ve aynı zamanda yeni milletin, Türk milletinin köklerinin tarih aracılığıyla öğretilmesi, ne kadar büyük bir millet ya da köklerinin ne kadar derine gittiğiyle ilgili tezlerin, bilgilerin verilmesiyle ilgili de aslında biraz da bu. Hem coğrafya, hem Türkçe, hem de tarih. Buna çok önemli.
Ayrıca daha sonra bir de sosyoloji dersi de yine konan derslerin arasında. Yine bu dönemde Avrupa'dan özellikle meslek okulları açısından, çünkü yeni devlet kuruluyor. Yeni devlette mühendislikler olmadığı için, üniversiteler olmadığı için temel alttaki branşlardan adam yetiştirmeye çalışıyorlar. Meslek liselerine yöneliyorlar falan. Bununla ilgili de ilk defa Alfred Kühne adında bir kişi getiriyorlar. 1925 yılında bir Alman. Ardından yine Belçikalı bir eğitim uzmanı olan Ömer Buysa'yı da getirip Türkiye'de okullarla ilgili raporlar hazırlatıp bu raporlar doğrultusunda da çalışmalar yapılmıştı. Bu raporlardan bir tanesi de Ömer Buysa'nın raporu üzerine açılan ilk defa açılan 1928 yılında İsmet Paşa Kız Enstitüsü'dür. Bir meslek lisesi olarak açılmıştır. Yine Cumhuriyet döneminde ilk defa yüksek tahsil olarak Ankara'da 1925 yılında hukuk mektebi açıldı. Ancak Darülfünun kendisini geliştiremediği ve yapılan inkılaplara ayak uyduramayan bir kurum olarak kaldığı yönünde de İstanbul Üniversitesi ile ilgili, Darülfünun'la ilgili de eleştiriler vardı. Ve bir taraftan da bu eleştiriler üniversiteler bahsinin de ele alınmasını gerektirdi. Bunun üzerine 1931 yılında İsviçre Cenevre Üniversitesi'nden Profesör Albert Malşe Türkiye'ye davet edildi ve Türkiye'de kütüphaneleri gezdi, yanındaki liseleri gezdi, yani üniversiteye öğrenci veren liseleri gezdi. Üniversitenin imkanlarına baktı, hocaların durumlarına baktı ve en sonunda bir rapor hazırladı. Bu raporda İstanbul Üniversitesi'nin şeyin gerisinde kaldı. Yani mevcut yapısıyla çağdaş bir üniversiteye dönüşemeyeceği vurgulandı. Ama buna rağmen biraz yine de uğraşıldı, yapılmaya çalışıldı ama bunun birçok da şeyi vardı. Mesela birçok şeyle bağlantı kuramayan, çağdaş dünya bilimini anlayamayan, daha gelenekselci olan birçok hocanın da tasfiyesi anlamına geliyordu. Bu ve 151 akademisyenden 59'u yeni üniversiteye alınmıştı. Diğerleri ise tasfiye edilmişti. Bu o dönem için büyük bir tasfiye sayılabilirdi. Bunların yerine ise Almanya'dan özellikle yeni dönem 30'lu yıllardaki Almanya'daki sıkıntılardan kaçan bilim adamları gelmeye başladılar Türkiye'ye. Bunlar onları görevlendirildi. Bu sırada devletin başkentinde 1925 yılında hukuk mektebi, 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Mektebi, 1936 yılında Türk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ankara'ya taşınan, İstanbul'da olup Ankara'ya taşınan Siyasal Bilgiler Fakültesi bir araya getirildi. Hepsi bir çatı altında toplandı ve 1946 yılında Ankara Üniversitesi adıyla Ankara'da yeni bir üniversite kuruldu. Bu Cumhuriyet'in ilk üniversitesi sayılabilir. Ve bütün yine söyledik, daha önce de söylediğim şekliyle Cumhuriyet'in ilk 10 yılının, 15 yılının en büyük sorunu öğretmen yetiştirme sorunuydu. Ciddi bir öğretmen yetiştirme problemi vardı. Çünkü kimse kırsala gitmek istemiyordu. Öğretmen olanların çoğu merkezlerde kalmak istiyorlardı. Bu nedenle kırsalla ilgili çok ciddi problemler vardı. Hatta askerdeki çocuklara iyi bir eğitim verilerek askerden dönüşte kendi köylerinde öğretmen olmaları sağlanıyor. Ve gönüllü tabii gitmeleri de sağlanıyor. Yine bu dönemlerde bir meslek haline getirilmeye çalışıyor öğretmenlik ve illerdeki erkek ve kız ilk muallim mektepleri 1923'te Maarif Vekaleti'ne bağlanıyor.
Ve bu okullardaki öğrenci sayısı arttırılarak öğretmen sayısı da, yetişecek öğretmen sayısını da arttırmaya açıkçası çalıştılar. Tabii bir örneklemeler de yapıldı. Çoğu köylerde yaşadıkları için yine Denizli veya Kayseri'de 1926 yılında köy öğretmen okulları açıldı. Sorunu gidermeye yönelik olarak, ama çok başarılı olamadı ve 1932 yılında bu köy öğretmen okulları da kapatılmak zorunda kalındı. Safiyet Arıkan'ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde 1936 yılında Eskişehir'de kırsal kesim öğretmen temini için bir eğitim kursu açıldı. Askerde onbaşı çavuşluk yapan köylü gençler buralarda belli bir pedagojik formasyon eğitimleri alarak, temel eğitimleri alarak kendi köylerinde 3 yıllık ilkokullarda görevlendirilmişlerdi. Bu da çok önemli bir şeydi. Yine aynı zamanda köy imamları da şeye uymak şartıyla, onlar da yine bu okullarda öğretmen olarak görevlendirildiler. 1920'lerin 30'ların başına kadar falan. Ve bir farklı uygulama olarak 1936 yılın 37 yılında Eskişehir Çiftliği, İzmir Kızılçullu, Edirne Kepirtepe ve Kastamonu Gölköy'de 4 adet köy öğretmen okulu açıldı. Bu okullar daha sonra hepinizin bildiği köy enstitülerine dönüştürüldü ki yaklaşık bir 10 yıla yakın bir süre bu köy enstitüleri eğitim hayatına devam ettiler. Yine 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, yine öğretmen kurmak için yüksek öğretmen okulu açıldı 1933'te yine İstanbul'da. Ya devamlı bir öğretmen yetiştirmeye uğraşıyor devlet. Yabancı okullarla ilgili de eğitim kanunlarında yapılan değişikliklerde bütün bu azınlık ve yabancı okullarda mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına dahil edildiler. Ve buraları denetim altına alındılar. Çünkü eskiden denetim yoktu. Tamamen kendi işlerine bakıyorlardı. Bu yabancı okullar dini propaganda yapmamaları ve devletin kanunlarına uymaları şartıyla Rum, Ermeni ve Yahudilere ait azınlık okulları, yabancılara ait okulların Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmesine izin verildi. Ama bunlar Tevhid-i Tesisat Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuralları dairesinde. Yine bu sırada milli kültürü korumak amacıyla Türkçe, tarih, coğrafya ve yurt bilgisi derslerinin Türkçe olarak okutulması, bu yabancı okullarda Türkçe olarak okutulması gündeme geldi. Zorunlu hale getirdi, pardon. Yine bu okullarda yabancı müdürün yanında mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nca atanan bir müdür yardımcısı, Türk müdür yardımcısı atama zorunluluğu da yine getirildi. 1931 yılında çok ilginç bir kanun çıkarıldı. Doğru da bir kanun çıkarıldı tabii ki. Türk çocuklarının yabancı ilkokullarına gitmesi yasaklandı. Çünkü küçük yaştaki çocukların yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının doğal olacağı ve dolayısıyla mezun olduğunda o kültürün etkisinde kalarak Türklükten, Türk kültüründen uzaklaşabileceği düşünüldü ve bu noktada çok yoğun bir tedbir alınma yoluna gidildi. Yine bu dönemde bir diğer iş de halk eğitimiydi. Yaygın bir şekilde halkın eğitimi söz konusuydu. Çünkü okullar zaten yetmiyordu. Dolayısıyla bir halk eğitimi yapılarak yaygın bir eğitimle halkın bir noktada bir yere getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle en önemli olay halk mektepleriyle beraber, halk eğitimiyle beraber harf inkılabı ile oluştu. Harf inkılabının
yani yeni Türk alfabesinin halka öğretilmesine yönelik olarak tüm yurt çapında bir organizasyon başlatıldı. Bu Millet Mektepleri adıyla 24 Kasım 1928 tarihinde bir talimatname yayınlandı. 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin kuruluşu aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e de baş öğretmenlik verildiği gün olarak anılır hala da. Çünkü bu Millet Mekteplerinin baş öğretmenliğini Mustafa Kemal Paşa yapacaktı. Ve bunlar 1 Ocak 1929 günü yapılan resmi törenle açılışı yapıldı ve tüm yurtta kendisi de dahil gezerek, dolaşarak bu Türk alfabesini öğretmeye çalıştılar. Yine halk eğitim alanında birçok konferans, seminerler yapıldı. Buraya çok önemli isimler katıldı. Halide İdmadı var, Fuat Köprü, Yusuf Akçura, Abdullah Subbi Tanrıver, Ziya Gökalp gibi çok önemli kişilerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu devrimlerin oluşması, kültür eğitimin oluşturulması gibi birçok alanda etkileri vardı ki bunlar ta 1912'den beri Balkan Savaşları'ndan itibaren kurulmuş bir cemiyetin de kurucularıydı ya da onun fikir babalarıydı. Dolayısıyla bunların Cumhuriyet'e etkisi de tabii ki olumlu oldu. Türk Ocakları altında toplanmıştı bunlar ve Türk Ocakları 1931 yılında kendini feshetti ve halk evleri kuruldu bu saatten sonra ve Türk Ocakları'nın bütün şeyleri halk evlerine devredildi ve halk evleri olarak faaliyetlerine devam etti. Yani CHP'nin altında bir organizasyon olarak faaliyetlerine devam etti. Arkadaşlar bugün burada bitirelim. 5. slide. Evet. Bugün burada bitirelim. Haftaya burada kalırız. Önümüzdeki hafta bu üniteyi bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın.